Selamun aleyküm kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Evet, gün geçmiyor ki başımıza yeni bir olay gelmesin. Şimdi yine tilkiler kümesime bir operasyon düzenlemişler yine. Tilkiler veya tilki. Tilkiler olsaydı komple götürdü. Tilki zannedersem. Tekil şahıs olarak konuşayım. Evet, tilki. Şimdi tilki gelmiş, bakın göstereceğim size. Elimizde çok değerli bir kardeşimiz olan altı kardeşlerden. Ama ona da şükür. Yani Ciguli de gidebilirdi. Neyse. Altı kardeşlerden. Bizim Şehzade. Şehzade hangisiydi? Şuraya koyuyorum fotoğrafını. Şehzade'yi arkadaşlar bir gece operasyonuyla yine bakın alt kümeslerde tavuk bırakmadım. Hepsini üst kümeslere taşıdım. Horoz tavuk. Bak burayı sen gel gece biz uyurken ya da uyumazken bilmiyorum işte de olabilirim. Buraya sen gir dal sessiz sedasız bakın ne tüyü var ortada ne bir şey. Horozu al çık daha sonra buradan uzaklaş. Böyle bir şey daha geldi başımıza değerli arkadaşlar. Yani 15 senedir arkadaş 15 sene oldu bakın. 15 yıldır burada horoz beslerim, tavuk beslerim, hindi besledim. Ondan sonra kaz besledim, ördek besledim. Her şeyi besledim. Bir kere bile gelmeyen tilki kardeşlerimiz. Ne zaman ki ben böyle hintlerin en iyisini getirmeye başladım görsel olarak bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ringçi değilim. Bu tilki bana musallat oldu bu seneye. Gitti. Öncesinde Haydar'ı götürmüştü tabii. Haydar'a çok üzülmedik. Yani üzüldük de. Ya yani Haydar'dan sonuçta bulabiliyoruz ama bunlardan tekrar bulmak çok zor. Hayvanlarımızı biliyorsunuz. 9 aylık Reis'in kardeşi olan Şehzade'yi. Ya yani bunlar da hemen şu kümesteydi arkadaşlar. Burada bu ikisi birden de gidebilirdi yani. Böyle bir tehlike de vardı. Şehzade tek başınaydı. Yanında çapar tavuk vardı. Bakın fotoğrafını gene koyuyorum. Çapar tavukları ben aldım. Dur lan kafan sıkışmasın. Dedim hepsini birleştireyim muhtara. Evet muhtara vuracağım. Bütün çapar tavukları. Bir tanesini de şeye vuracağım. Şamo'ya. Şamo horozu da getireceğim bu arada. Yani getirdik aslında. Şamo tavuk ve şamo horozu. Onunla ilgili bir dahaki video onlarla ilgili olacak. Şimdi başıma böyle bir iş gelince. Bakın karşıdaki direkleri görüyorsunuz. Şuraya şu bölgeyi komple çevireceğim. Tel örgüyle. Bakın şurada yerde telimiz var. Kalın tel. Onlarla komple çevireceğim. Yoksa yani muhtar da gidebilirdi. Şu an hayvanlarımız biraz tehlike altında. Şamoları da o yüzden fazla abinin oradan getirmedim. Bugün günlerden ne? Çarşamba günü çekiyorum bu videoyu. Ne zaman yayınlarım? Herhalde perşembe yarına yayınlarım. Daha sonra şu telleri çektikten sonra hemen akabinde şamoları getiriyoruz değerli arkadaşlar. Bakın buralara salacağız şamoları falan. Şimdi muhtarın yanında bu tavuk var. Çapar tavuk. Muhtar çapar bizim tavuk da çapar. Çekil bakayım lan. Yumurta yaptınız mı? Bu arada muhtar dün elimi ısırdı. Bakın hemen şurayı kaptı. Sonra ona biraz şiddet uyguladım. Dövdüm biraz çekindi o yüzden benden. Dışarı çıktılar ya. Dün de gelemedim. İki yumurta yapmış bakın. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bundan bir hafta önce havalar acayip yağmur vardı. Dur şunu çekeyim öyle konuşayım. Evet. Çok yüksek derece fırtına ve yağmur vardı. Bu yağmurlu anda video çekemedim. Bu sefer hava dün itibariyle bugün bakın ne kadar güzel. Şimdi bu sefer de arkadaşlar işler yoğunlaştı birden. 48 saattir sadece 6 saat uykuyla duruyorum. Çünkü yeni işten geldim. Bir 5-6 saat uyuyup yine işe gideceğim gece. Şu an saat 5 zannedersem. Evet. Hava kararacak birazdan güneş batacak. Şimdi tam video çekeceğim zamanlarda da bu sefer işler yoğunlaştı değerli arkadaşlar. Mesaili çalıştığım için şimdi hemen işten geldim. Bunlara yemin suyunu daha vermedim. Hepsinin yemin suyunu vereceğim. Köpekleri salacağım. Onları doyuracağım. Hatta salayım da geze dursunlar. Ondan sonra tekrar uyuyup işe gideceğim. Evet. Yemek yemeye bile vakit yok.
Dedim arada böyle bir bilgilendirme videosu yapayım. Hayır, vakit olsa videodan önce şurayı kapatmam lazım. Bakın 3 direk diktim. Hatta bunlar olmadı. Çünkü kısa geldi falan. Sonra böyle direkler getirdim bakın. Şu duvardan tut. Bu duvara burayı kapatıyoruz. Şuraya bir kapı yapıyoruz. Alta bakın, bunlar direkler. Üst direkler. Ondan sonra alta da direkleri diktikten sonra bunları da böyle alttan kazamaması için böyle çakacağız. Evet. Biraz ustalığımızı, mühendisliğimizi konuşturacağız. Şunlar da evet, artık kümeslere tünek de yapmam gerekiyor. Bunlar da tünek yapmak için getirdim arkadaşlar. Şu kümesler, biliyorsunuz tünek yok bu kümeslerde. Tünek ve holluk yapacağız. Ben yumurtaları nereye koydum lan? Demin şuradan yumurta aldım ben. Nereye koydum onları? Ben zaten çok değerli yumurtalar herhalde kümesin içinden bıraktım. Nereye koydum ben onları? Onları bulmam lazım. Affedersiniz arkadaşlar. Güvercin gene gelmiş. Yalnız benim kedi bak, sana gözü dikmiş. Götürmeyi düşünüyor, haberin olsun. Neyse, yumurtalar buradaymış. Tamam, onları birazdan alacağım. Bu anne kedi arkadaşlar. Bir 3-4 yaşlarında var. Epeydir yoktu, yine gelmiş. Yavrular eksildikçe anaçlar geri geliyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Bir aydır yoktun piyasalarda, gene gelmişsin. Tamam ulan. Neyse, ben ne diyordum? Konumuza dönecek olursak. Sen de salayım mı kız? Ha, çık sen de çık. Şimdi birazdan hava kararacak. Hava kararasıya kadar bir saat gezelesinler. Ben de o esnada yemlerini, sularını vereceğim. İner misin? Tatlım, inmek istemez misin? Gel seni de salalım kız. Bu dışarıyı çok seviyor bakın. Bir çapar tavuk da burada arkadaşlar. Şimdi kümeslerin hemen şuraları, burada civciler kalıyor biliyorsunuz. Kara Murat'ın oğulları şu an içerideler mi? Yoklar. Buralara da şu parkeleri taktım. Ama ne kadar korur tabi, muamma. O yüzden burayı komple kapatırsam böyle bir şey gelmez başımıza. Ne oluyor orada? Evet, Ciguli geri vites yapıyor. Eski videolardan hatırlarsanız Ciguli muhtarı kovalıyordu sürekli, dövüyordu. Şimdi artık yemiyor tabi. Muhtar artık koca bir adam oldu. O zaman gençti muhtar. Değil mi oğlum? Allah'tan ki çok hale almıyorlar. Küçük boyda ya arkadaşlar. Bakın Koşamo, Hint ve normal Hint. Şimdi de Alman şamosunu getirdik işte. Şimdi şurayı kapatayım. Bir dahaki videoda kümeslerimize eklemiş olacağız Allah izin verirse. Şamolar şu anda. La. Muhtar. Evet muhtar. Genç bir kardeşimiz değerli arkadaşlar. Genç bir kardeşimiz. Dolayısıyla kanı kaynıyor yani. Yanlış anlamayın sakın. E sen yumurtluyorsun, dur vermen lazım ya. Baba öteki tavuk da kovalıyor. La arabanın içine girmeyin sakın. Neyse. Anlattığım şey yarımda kalıyor hep ya. Tavuk çık, kümesler de temizlenecek. Hepsi beni bekliyor. Yemin ediyorum bir sürü iş var ama. Gel gel bana gel, kurtarayım seni gel. Kümese girdi. Evet muhtar, orada halledersin sen. Ya gerizekalı ne yapıyorsun? Şu anda şey yapıyorlar arkadaşlar. Yeşilçam filmlerinde kızla oğlan koşturuyor ya ormanda falan böyle. Yakalambaç oynuyorlar ya, onun gibi bir şey yaptılar şu an. Ne oldu lan, yoruldun mu? Şimdi şamo çapar tavuk da geldiğinde değerli arkadaşlar, fotoğrafını şuraya koyayım. O geldiğinde onu muhtara vuracağız. Bakın muhtar da çünkü çok iri bir hayvan. Daha 9 aylık. Şamo tavuk da 7 aylık. Hemen hemen muhtar kadar var ha tavukta. Şimdi yan yana olan videosunu bir dahaki videoda inşallah göreceksiniz. Telefonum çalıyor. Bir saniye değerli arkadaşlar. Evet bir telefon çaldı, hanım aradı, onunla bir görüşme yaptım, sonra size yine döndüm. Evet değerli arkadaşlar, ama ben ne anlatıyordum, anlattığım şeyi unuttum işte. Neyse dur bakayım. Şimdi gördüğünüz gibi alt kümeslerde sadece Behlül var. Onun da şuralar naylonla kaplı olduğu için herhalde dedim ben, Behlül'ümün ayağı iyileşmiyor arkadaşlar ya. Behlül! Oğlum bir yürü bakayım hadi. Bakın basamıyor ayağını. Ama bekleyeceğiz. Behlül düzelecek inşallah arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Şimdi Pitbull'un yanına bir tane küllü tavuk geliyor. Onun yanına bir küllü tavuk koyacağım. Aynı zamanda dur şöyle kalkayım da bir saniye. Pitbull'un yanına
Kardeşi Şehzade Pitbull'a çok benziyordu renk olarak. Dur oğlum, dur tamam, bu da tavuksuzluktan iyice şey yapmış arkadaşlar. Dur. Uf. Aha telefon yine çalıyor. Özür diliyorum arkadaşlar, bir saniye. Evet, üçüncü kez aramayı da cevapladıktan sonra yine videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu arkadaşa da bir köyde tavuk var. Siyah bir tavuk yumurtaya da başlamış. Ya işte işlerin yoğunluğundan arkadaşlar gidip getiremedim. Bu yavrum da bekar kaldı ya. Halbuki çok güzel yavrular veriyor. Bakın şu. Nerede ötekiler? Zaten lazım olduklarında hiçbir zaman çıkmazlar piyasaya. Evet. Bunun da tekrar güzel yavru verdiğini düşünerekten tekrar yavru almaya başlayacağız bu horozdan. Tabii ki gelen şamolardan da ayrı yavru alacağız. Onlar da ayrı. Ama bundan da yavru alacağız. Çünkü Kara Murat'ımız gayet fizikli, boylu. Yani şamo değil, Alman şamo değil ama bir şamo kadar boyu var yani arkadaşlar. Hayır gelme aslanım. Tamam. Hadi gelme. Şimdi evet, bunu kapatalım. Buna tavuk getireceğim bir köyden ama adam bekliyor ama ben gidemedim. Kanka sen ne yapıyorsun? Senin yanına bir tavuk getirelim mi artık? Bir küllü tavuk var. Benim eski küllü tavuk. Açamadım ya. Ya var ya, bunları değiştirmem lazım. Bakın şöyle şunlar küçük ya burada. Elim çıkmış, özür dilerim. O yüzden açamıyorum. Açamadığım için de sinir oluyorum şu anda. Ha ananı satayım seni. Normal şartlarda hiç sövmem. Yani küfür nedir bilmem ama böyle durumlarda ağzımdan kaçıyor. Bilirsiniz, hiç sövmem yani. Öyle huylarım yoktur. Ekran gitmiş, dur gelme. Gelme zibidi. Evet arkadaşlar, bakın bu da bizim muhtarın ondan sonra reisin, şuradaki reisin öz kardeşi. Aynı dönem çıkma. Babaları zaten bizim psikopat beyaz biliyorsunuz. Bu babasına çekmiş. Babası da full beyazdı bunun. Babasına tek çeken bu değerli kardeşimiz olmuş ama hala erkekleşmedi. 9 aylık oldu. Yanına tavuk atsam, hayır normalde tavuk olmadığı zaman bakın bu arkadaşı görüyorsunuz böyle mal duruyor. Arkadaş gene telefon çalıyor. Vallahi yıldım ya. Bir durmadılar ya. Affedersiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, işlerin yoğun olduğunu söylemiştim. Yani şu aralar mesaili çalışıyor. 48 saattir. Yani 48 saatin içinde 6 saatte uyudum sadece. Ve bir 6 saat uyup tekrar işe gideceğim. Kusura bakmayın. O yüzden arada böyle iş yerinden sürekli arıyorlar işlerle alakalı. Videonun da anasını bellediler. Hiç sövmem aslında. Küfür nedir bilmem ama yani videonun içinden geçtiler, anasına kodular videonun. Neyse, ben ne diyordum ya? Bir dakika, bir şey gösterecektim. Affedersiniz. Şimdi bakın bu arkadaş. Evet. Tamam. Arkadaşlar küçük bir aşk yaşadılar. Onu gösterdim size. Özür diliyorum. Tamam. Neyse. Şimdi bu değerli kardeşimizi görüyorsunuz, mal gibi duruyor. Çok boylu bir hayvan ama mal gibi duruyor değil mi? Şimdi yanında tavuk koymadığın zaman bir horoz ne oluyor? Böyle bir kızgınlaşıyor. Örnek hemen gösteriyorum. Onun aynı kendi gibi kardeşi 9 aylık. Bakın aynı dönem çıkma. Şu kapıları da bir açamıyorum ya. Bakın bu mesela çok kızgın bir arkadaşımız. Neden? Tavuk istiyor. Şu an elimle aşk yaşıyor. Oğlum yapma bak, yapma. Tamam mı? Yanlış anlarlar. Lan sapıkları sizi. Neyse bakın. Bu Pitbull kardeşimiz çok kızgın durumda. Neden? Yanına tavuk istiyor. Tavuğu koysam hemen basar. Ama gel gelelim. Bu arkadaş 9 aylık oldu. Aynılar yani. Tavuk koysam yanına herhalde diyecek ki bacım hoş geldin falan diyecek yani. Artık şüphelenmeye başladım oğlum senden bak. Top musun lan sen? Tavuklara karşı en ufak bir ilgi duymuyor ya. Yani bak böyle bir şey olacaksan seni satarım. Gerçi satarsam kimsenin işine yaramazsın. Vallahi bıçağa bak bakıyorsun ha. Ne demişler? Bir Moğol atasözü müydü? Osman dizisinden hatırlıyor. Eceli gelen koyun bıçağı yalarmış. Bak sen de bıçağı yalıyorsun ona göre. Sana bir ay daha müddet aslanım. Gerçi yanına bir tavuk koyup deneme yapacağım. Eğer o tavukla
Tamam, o tavukla ilgilenmezsen yemin ediyorum bütün kümeslere adını çıkartırım senin, tamam mı? Top sütü olan diye. Bitiririm lan seni bu piyasada. Şerefsiz. Babası 3 tavuk veriyorduk, 3 tavuğa basıyordu. Gerçi onun kardeşi, abisi muhtar da öyle. Babasının oğlu tam. Az önce gördünüz. Affetmiyor havada karada. Ben anlamadım bu süt oğlanı ya. Bu niye böyle? Bu da kümeslere giriyor, yemiyor. Oğlum, oğlum tavuklarımı çağırıyorsun oğlum benim. Oğlum bu oğlanı ben sabah dövdüm arkadaşlar. Sabah diyorum, dün sabah. Elimi ısırdı Deyus'un çocuğu. Bakın şurayı koparıyordu neredeyse. Elimi ısırdığı için ona önce bir yumruk attım. Sonra yumruğuma karşı yine gelmek istedi. Bu sefer daha sert bir yumruk attım. Ben zaten onu yıldırdım biraz. Şimdi böyle olursa, hatırlarsanız benim çaparı bana yem verdirtmiyordu Deyus. Onu da İzmir'e gönderdik. Şimdi dedim ya, yeni horozlar geliyor. Tavuk ve horozlar. Yenisi gelmesi için bazılarının gitmesi gerekiyor. Şimdi çapar horozumuz zaten var. Muhtar var. Diğer çapara ihtiyacımız yok. Onu da İzmir'den bir abim istiyordu. Mehmet Şerif abim. Ona gönderdik. Bu çiftten de sizde, bak sen de yumurtlamıyorsun kız epeydir. Yumurta yemi de veriyor size. Niye yumurtlamıyorsun? Neyse, evet değerli arkadaşlar. Şimdi hava kararmadan ben bunları, bakın hava, güneş geliyor. Birazdan şuradan batacak. Tahminimce 2 saate batar. Şimdi bunları ben bir yemleyip gidip uyuyup, aslında uyumasam da biraz da şunları mı yapsam ya? Burayı da kapatmam lazım hemen ki şamoları hemen bir an önce getireyim. Şamoları şimdi getirmek istemiyorum. Alt kümesler boş sadece. Oraya koyarsam yine bir tilki operasyonlarıyla karşı karşıya kalır. Bu da bana çok kor. Sağlam koyar hem de. Şimdi bu direkleri geri çıkarıp şuraya bir kapı yapacağım. Sonra buraları komple telle çevireceğiz. Bir daha içeri salacağız hayvanları. Hatta akşamları da, lan unuttuk lan, Memati ile Putin'i salıyordum ben az önce. Affedersiniz değerli arkadaşlar, sizi unuttum. Sonra içeri Putin ile Memati'yi salacağım. Sabaha kadar orada dursunlar. Şurada bir tane kulübem var. O kulübeyi de koyarım şuraya. Aa, benim çocukla, benim çocuk geliyor. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Babam. Babam gel. Gel babası. Aman 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 aman. Ulan kamerayı çekemiyoruz. Gel babası sen. Gel babası, gel gel. Gel babası. Memati nereye işiyorsun Deyus? Memati'nin işlediği yere bak. Nereye gidiyorsun? Tamam elleme, korkmaz o. Çekil bakayım. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Arabaya mı bineceksin? Babam nereye gidiyor? Araba sürdü. Hadi bin git. Hadi bin de sen de git hadi. Hadi bin git babam. Aldın mı lan çiğ köfteni? Aldım lan çiğ köfteni. Aldım da ne oldu? Dur be Putin. Evet neyse değerli arkadaşlar. Hadi baban, hadi bay bay de. Bay bay de babacığım. Aman benim. Üfleme lan çocuğun suratına. Neyse değerli arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek. Bir dahaki videoda şamoları göreceğiz inşallah. Allah izin verirse. Şurayı bir bitirirsem hemen getireceğim şamoları. Şamolarla alakalı videomuzu çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay.